Sevgili arkadaşlarım, yeni bir YouTube videomdan da herkese merhabalar. Öncelikle herkese sağlıklı, saatli, huzur dolu günler diliyorum. Arkadaşlarım, bugünkü konumuz çok önemli. Bana gelen sorular var, çok soru geliyor. Bunların en önemlilerinden seçtim ve size bir video haline getirmek istedim. Neden vücudumuz ödem tutar, su tutar, şişeriz? Ve yağ yakımım neden durdu? Enerjim neden düşük? Metabolizmam neden yavaşladı? Şimdi bunlara ben arkadaşlar size kısa bir şekilde basit cevaplar vereceğim. Eğer ki hayatınıza bu söylediklerimi katarsanız sevgili arkadaşlar, bu sıkıntılardan, bu sorunlardan kurtulmuş olursunuz sevgili dostlarım. Şimdi ilk etapta arkadaşlar, ödem sorununa neden ödem oluyor? Vücudumuz neden ödem tutuyor? Vücudumuz neden susuyor? Neden şişiyoruz? İşte ödem ne olur? Ödem yüz şişmesi, ayak şişmesi, ayak bileklerinde şişme. Vücudunuzda hatların kaybolması, damarlarınızın kaybolması. Kendinizi yorgun ve halsiz hissetmenize sebebiyet verir. Kendinizi çok motivasyonsuz, hareketlerinizi bile kısıtlar arkadaşlar, ödem tutumu. O yüzden çok önemli. Buna nasıl çare buluruz? Hemen bunu açıklıyorum sevgili dostlarım ilk etapta, ilk soru olarak. İkincisinde de yağ yakımı, enerji düşüklüğü, metabolizmaya geçeceğim. Şimdi sevgili arkadaşlar, vücutta ödem tutumu gereken beslenmenin yetersiz olmasından dolayı kaynaklanır arkadaşlarım. Yani sizin vücudunuzun istediği gereken besinleri totalde ona vermiyorsunuz sevgili arkadaşlar. Ya da bir kısmını çok veriyorsunuz, bir kısmını hiç vermiyorsunuz sevgili dostlarım. Şimdi bunu açıklıyorum sevgili arkadaşlar. Sodyumu yüksek, tek tip beslenmede sevgili arkadaşlarım, potasyum, mineral, vitamin ve magnezyum eksikliğinden dolayı kaynaklı, bunlar bir zincirdi çünkü, ortaya vücudun devir daim sisteminde, işleyiş sisteminde, işte bu böbrekten olabilir, karaciğerden olabilir, ondan sonra pankreastan olabilir falan. Bunlardan kaynaklı arkadaşlar, vücudumuzda ödem ve su tutmaları oluyor. Şimdi bunun önüne geçmek için nasıl beslenmeliyiz, neler tüketmeliyiz? Sevgili arkadaşlarım, potasyum, magnezyum, sodyum bir dengedir. Bu dengeyi vücudumuzda ayarlamamız gerekiyor. Aynı zamanda da protein ve sağlıklı protein kaynakları ve sağlıklı karbonhidrat kaynakları muhakkak tüketmemiz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Bunu nasıl sağlarız? Arkadaşlarım, yüksek potasyum içeren öğünler, gıdalar nelerdir sevgili dostlarım? Yüksek potasyum içeren öğünler, gıdalar sebzeler, yeşilliklerdir sevgili arkadaşlar. Bizim sebze ve yeşillik zengini beslenmemiz gerekiyor. Atıyorum, bir öğün yiyor muyuz? Onun 3 katı yanında yeşillik tüketmemiz gerekiyor arkadaşlar ve sebze tüketmemiz gerekiyor. Şimdi bunu da nasıl tüketmemiz gerekiyor? İlk etapta sevgili dostlarım, yağ ısıl işlem görmeyecek. Yani biz bir tabak hazırlayacağız diyelim. Şimdi örnek veriyorum. Çok da sıcak bu sırada. Ben Kuşadası'ndayım. Burada yani kapalı alanda 38'i görüyoruz. Sevgili dostlarım, bir tabak ısıl işlem görmemiş yağdan oluşturulacak. Yani pirincinizi haşlayacaksınız, makarnanızı haşlayacaksınız, atıyorum sağlıklı karbonhidrat kaynağı, bulgurunuzu haşlayacaksınız. Etinizi kızartma, fırında ya da buharda olarak pişireceksiniz. Yanına da arkadaşlar gene aynı şekilde haşlama sebzeleriniz olacak. Ya da sevgili arkadaşlar, et öğününüzün 3 katı 4 katı yeşillik olacak sevgili dostlarım. Potasyumumuzu yeşilliklerden alacağız. Mineral vitaminlerimizi yeşilliklerden alacağız ve sebzelerden alacağız. Protein kaynağımızı sağlıklı et kaynaklarından alacağız. Karbonhidrat kaynağımızı da sağlıklı karbonhidrat kaynaklarından alacağız. Sağlıklı karbonhidrat kaynakları nedir arkadaşlar? İşte en güzel karbonhidrat kaynağı basmati pirinç, haşlanmış basmati pirinç. Ya da fırında yağsız şekilde patates ya da haşlanmış patates. Ondan sonra gene aynı şekilde arkadaşlar, tabii ki sizin form durumunuza göre, hedefinize göre haşlanmış makarna gibi. Bir kere ekmeğin her türlüsü arkadaşlar şekerdir. Ekmeğin her türlüsü katkı maddesi doldurulmuş, yani sağlıksız gıdadır sevgili arkadaşlarım. Normal ekmekte, kepekli ekmekte, şu ekmekte, bu ekmekte arkadaşlarım, bunların hepsi raf ömrü olan, içerisinde katkı maddeleri eklenmiş ürünler olduğu için sevgili dostlarım, biz topraktan çıkanı yiyeceğiz. Topraktan ne çıkıyor arkadaşlar? Patates çıkıyor. Topraktan ne çıkıyor? Pirinç çıkıyor sevgili dostlarım. O yüzden sevgili arkadaşlar, mesela doğu ülkelerine baktığım zaman Japonya'dır, Tayvan'dır, Tayland'dır. Buralarda arkadaşlar basmati pirinci haşlama tüketirler. Çin'de aynı şekilde. Ve yüksek oranda pirinç tüketimi vardır sevgili arkadaşlarım. Ve baktığınız zaman hepsi de böyle
dal gibi, filinta gibi adamlardır baktığınız zaman geneli. Obezitenin zaten en az olduğu yerlerde oralar sevgili arkadaşlar. Ve yağa gelelim arkadaşlar. Yağı da kesinlikle ve kesinlikle rafine, soğuk sıkım, zeytin, soğuk sıkım, Rivera zeytinyağı olacak sevgili arkadaşlar. Üzerine ekeceğiz bu şekilde. Ve sodyuma gelince de arkadaşlar Himalaya tuzunu tavsiye ediyorum size. Himalaya tuzunu da yeterli miktarda ekeceğiz. Yani bir tabağımızda ne oldu arkadaşlar? Sağlıklı karbonhidrat kaynağı oldu. Mineral, vitamin, potasyum, magnezyum içeren yeşilliklerimiz, sebzelerimiz oldu. Sağlıklı protein kaynağımız oldu. Sağlıklı karbonhidrat kaynağımız oldu. Sağlıklı yağ kaynağımız oldu ve sodyum kaynağımız oldu. Yani bizim vücudumuza hepsini vermemiz gerekiyor arkadaşlar ki bir denge içerisinde seyretsinler. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, bu şekilde sağlıklı ve dengeli beslenirseniz ödem problemi yaşamazsınız. Yüksek sodyum, alkollü gıdalar, yüksek şeker tatlı tüketimi, hamur içi gıdaların tüketimi, işlenmiş yüksek sodyumlu işlenmiş etler, bunlar nedir arkadaşlar? Sosistir, salamdır, pastırmadır, sucuktur. Bunlar içerisine yoğun katkı maddeleri, yoğun sodyum, yoğun baharatların katıldığı sağlıksız işlenmiş et grubuna girer sevgili arkadaşlar. Bunları da hayatımızdan çıkartmamız gerekiyor. Sizin tabağınızda sağlıklı bir şekilde bütün mineraller, vitaminler, sodyum, potasyum, magnezyum, sağlıklı protein, sağlıklı karbonhidrat, sağlıklı yağ, sağlıklı sodyum kaynakları olduğu sürece arkadaşlar ve sporla egzersizle bunu birleştirdiğiniz sürece hiçbir şekilde ödem sıkıntısı yaşamazsınız. Ve en önemli husus bol bol su tüketimimiz olacak sevgili arkadaşlar. Bu konuya da parmak basmak istiyorum. Bu konuda çok önemli. Suyu esirgemeyin arkadaşlar. Bol bol su tüketimi muhakkak olsun sevgili dostlarım. Şimdi sevgili arkadaşlar, geçtik. Neden metabolizmam yavaşlıyor? Neden enerjim düşüyor? Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Antrenman yapmak istemiyorum. Oh, bu sıcaklarda antrenman mı yapılır? Neden metabolizmam yavaşladı? Bunlara şimdi geçelim. Sevgili arkadaşlarım, gene aynı şekilde özellikle sporcuysak öğünlerimizde karbonhidratı öcü gibi görüyoruz. Arkadaşlar, karbonhidrat kilo aldırmaz. Kesinlikle karbonhidrat kilo aldırmaz. Dengeli kullandığınız zaman tam tersi karbonhidrat, proteinin, karbonhidrat, sodyum, mineral, vitaminler, potasyum aynı şekilde proteinlerin kasa taşımını sağlar. Yani kasa taşımı sağlayarak bize hipertrofi, kas gelişimi oluşturur. Bir ikincisi, kas içi su tutarak arkadaşlar bizim gelişimimizi sağlar. Bölgesel gelişim istiyorsak ya da vücudumuzda hacim istiyorsak, kas oranımız artmasını istiyorsa muhakkak arkadaşlar tabağımızda karbonhidrat kaynağımızın olması gerekiyor sevgili arkadaşlar. Karbonhidrat kaynağımızın bir diğer özelliği de bizim enerji depomuzdur sevgili dostlarım. Adı nedir? Trifosfat diye bir sistem vardı biliyorsunuz, ATP'ler. O ATP'lere enerji veren karbonhidratlardır sevgili arkadaşlar. Karbonhidratlarla sporcu oradan enerjisini alır. Adı nedir? Trifosfat sistemi aynı zamanda belli bir glikojeni save ederek, defansta bulundurarak sevgili arkadaşlar, sizin sağlıklı bir şekilde dışarıda sosyal aktivitelerinizde ya da dışarıdaki işlerinizde de enerji kalmasına sebebiyet verir arkadaşlar. Bir kısmını sporda harcarız, bir kısmını da save ederek sizin diğer ertesi günlerdeki enerjiniz kalsın diye bu defansı alarak onu biriktirir sevgili arkadaşlar. Bu birikeni eğer biz egzersize, sporla ya da aktiviteyle, hareketlilikle yakmazsak bu bize yağ olarak dönüşür. Ama sevgili arkadaşlarım, biz kardiyomuzu yapıyorsak, antrenmanımızı yapıyorsak muhakkak sağlıklı, temiz karbonhidrat kaynaklarını beslenmemiz lazım enerjimizin düşmemesi için. Metabolizma yavaşlaması da aynı şekilde arkadaşlar. Çok öğün aralığı vermek, ketojenik gibi diyetler, karbonhidrattan kendimizi yoksun tutmak. Bunlar sevgili arkadaşlarım bizim metabolizmamızı hızlandırır. Bizim metabolizmamızı hızlandıran birinci etmen egzersizlerdir. İkinci etmense sağlıklı tabağımızı zamanında tüketmektir. Karbonhidrat kaynağı içeren sağlıklı tabağımızı zamanında tüketmektir. 2,5-3 saatte bir öğün tüketmek bizim metabolizmamızı hızlandırır sevgili arkadaşlarım. Sporcuysak, spor yapıyorsak, ağırlık kaldırıyorsak ya da futbol oynuyorsak, basketbol oynuyorsak, spor branşı yapıyorsak ya da performans gerektiren sporları yapıyorsak muhakkak bizim karbonhidrata ihtiyacımız var sevgili arkadaşlar. Enerji düşüklüğümüzün sebeplerinden, metabolizmamızı yavaşlamamızın sebeplerinden birisi de karbonhidrattan yoksun beslenmemiz, bazı makrolardan yoksun beslenmemiz,
kendimizi çok aç bırakmamız, bunlar arkadaşlar bizim metabolizmamızı yavaşlatır ve enerjimizi de düşürür arkadaşlar. Şimdi gelelim yağ yakımına. İşte yağ yakımım durdu, neden yağ yakamıyorum, şudur budur bilmem ne. Sevgili arkadaşlarım, yağ yakımını nasıl hızlandıracaksınız ondan bahsedeceğim size. Sevgili arkadaşlar, ilk etapta yağ yakımınızı hızlandırmak için sabah erkenden kalkılacak. İşte mesela Detoxfit var. Ben her zaman da açıklamaya da koyuyorum. Detoxfit internet sitesinden alabilirsiniz. İndirim kodu Oktayon. Ben muhakkak güne Detoxfit'le başlıyorum. Detoxfit sindirimi hızlandırıyor, metabolizmayı hızlandırıyor, bağırsakları rahatlatıyor. Aynı zamanda karaciğere bakım yapıyor. Ve sevgili dostlarım, sizin daha enerjik ve aynı zamanda ödeminizi atmaya sebebiyet veriyor. İçerisinde de 16 tane aktardan her yerden bulabileceğiniz 16 tane sağlıklı bitki ve ot barındırıyor arkadaşlar. Ben güne Detoxfit yanında da kahveyle başlarım. Akabinden muhakkak egzersizim olur. Bu sırada ne yapıyorum sevgili arkadaşlarım? Yükselmiş olan kortizolümü ve pankreastan salgılanan glikogonumu düşürüyorum. İnsülinimi de düşürüyorum arkadaşlar. Ne oluyor? Bir enerji açığı ortaya çıkıyor. Yani vücudum yağ yakmaya başlıyor sevgili arkadaşlar. Neden? Growth ve testosteron hormonu yukarı doğru çıktığı için. Yağ yakımım hızlanıyor arkadaşlar. Metabolizmim hızlanıyor ve dolayısıyla yağ yakımım da hızlanıyor sevgili arkadaşlar. Aç karnına bunları yaptıktan sonra ben egzersizimi yapıyorum ki müthiş bir şekilde metabolizmimi hızlandırıp yağ yakayım ve gün içinde de sağlıklı beslenmeyle birlikte yağ yakımınız devam ediyor sevgili arkadaşlar. Bu yaptığım şeylerden sonra akabinden sağlıklı temiz işte yumurtası, sağlıklı karbonhidrat kaynağı, potasyum kaynağı, mineral vitamin kaynağı olan yeşilliklerimle güzel bir kahvaltı yaptıktan sonra arkadaşlar biraz istirahat edip uzaktan eğitim derslerimle ilgilenip derse gidiyorum. Derslerimi verdikten sonra da antrenmanımı yapıyorum. Antrenmandan sonra da aynı şekilde arkadaşlar gene hemen dediğim bir saat sonra insülinim iyice düşmesini bekliyorum. Bir saat sonra gene sağlıklı karbonhidrat kaynağı içeren, protein kaynağı içeren, mineral, vitamin, potasyum kaynağı içeren yeşilliklerle oluşan bir tabağımı yiyorum. Akabinden 3 saat geçiyor. Aynı öğünü bir daha yiyorum ki arkadaşlar metabolizma hızım devam etsin, yağ yakımım devam etsin, enerjik kalayım diye beslenmeme de dikkat ediyorum arkadaşlar. Sevgili dostlarım, bu dediğim zinciri, bu dediğim halkayı hayatınızda yaşam tarzı olarak benimserseniz suda tutmazsınız, ödemde tutmazsınız, enerjiniz de yüksek olur, devamlı yağ yakımınız da olur ve metabolizmanız da hızlı kalır arkadaşlar. Bunu unutmayın sevgili arkadaşlar. Bunlar bir sistemdir. İnsülini düşürüyoruz, yağ yakımımızı devam ettiriyoruz, öğün yiyoruz, insülini yukarı çıkartıyoruz, o öğünü kaslara taşıyoruz, ATP'lere taşıyoruz, enerjimiz birikiyor, antrenmanımızı yapıyoruz, insülinimizi gene düşürüyoruz, besleniyoruz, insülinimizi gene çıkartıyoruz, insülin pankreastan salgılanan insülin hormonu onları kaslarımıza taşıyor. Eğer ki siz egzersiz ve aktivite yapmıyorsanız, insülininizi devamlı yukarıda seyrediyorsanız ve kötü besleniyorsanız ne oluyor arkadaşlar? Bu sefer de yağ birikimi oluyor. Yağ birikimi olunca ne oluyor? Kas kaybı oluyor. Kas kaybı olunca ne oluyor? Enerjimiz düşüyor, motivasyonumuz düşüyor. Yağ yakımımız duruyor ve vücudumuz ödem tutuyor. Umarım beni anlamışsınızdır sevgili arkadaşlar. Kısa, öz ama çok etkili, çok güzel bir video oldu. Çok da tane tane anlattım. Anladığınızda da eminim arkadaşlar. Bu videom bu kadardı. Eğer bu dediklerimi yaparsanız ödem sorunu yaşamazsınız. Metabolizmanız hızlı olur. Yağ yakımınız devreye girer. Enerjiniz yükselir arkadaşlar. Ve her zaman sağlıklı, mutlu yaşarsınız sevgili dostlarım. Herkese çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Kanalıma da abone olursanız, videoyu paylaşırsanız yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun.